Merhabalar. Bu videoda genel olarak Winch terminolojisinden, yani Winch'lik bazı terimlerden bahsedeceğim. Browse'a geldiğimizde burada Product, Library, Project, Change diye ekranlar görüyorsunuz. Şu diğer 3 ekran Organization, Site ve Classification Administration. Ben admin olduğum için benim gördüğüm sekmeler. Siz burada sadece PDM link kullanıcısıysanız Product ve Library ve Change, Project link kullanıcısıysanız da ekstradan projeleri göreceksiniz. Winchill'de modüller eklendikçe Browse altında yeni sekmeler açılıyor. Biz bu Product altında ürünlerimizi tutuyoruz ve bilgiyi bunlar altında depoluyoruz. Örneğin benim Drive System diye, Brake System diye test demo ürünlerim var burada. İşte engine blower, golf arabası. Bunların her birinin datasını bu productların altında tutuyoruz ve buna context diyoruz. Yani bunların her birini sattığınız son ürün olarak düşünebilirsiniz. O son ürününüze ait bir product açıp onunla ilgili bilgiyi o productın altında tutuyorsunuz. Örneğin her ürünün altında kullandığınız standart parçalarınız varsa genelde bunları library altında tutuyoruz. Bunun içinde kütüphane var. Örneğin Summon Pool, Civata gibi standart CAD datalarını library altında tutuyoruz. Sadece CAD dokümanı olması gerekmiyor. İşte kalite yönetim sistemi dokümanları, standartlar, spekler, bu şekilde dijital dokümanlarınızı da library altında tutuyorsunuz. Yani her product altındaki kişiler ve ürünlerin erişmesini istediğiniz tüm organizasyonu ilgilendiren her türlü objeyi library altında tutacağız. Ve projeleri proje altında oluşturuyoruz. Burası tamamen proje yönetimle alakalı bir kısım. Change'in altında ise change objeleri dediğimiz issue'lar, yani problem raporları diyebiliriz. Varyanslar, sapma, feragat dediğimiz süreçler. Değişiklik talepleri, değişiklik bildirimleri ve bu değişiklik süreçlerini görüntülediğim bir arayüz ve raporlar change'in altında ulaşılabiliyor. Aynı zamanda bunların her birine biz context adı veriyoruz Winchill'de ve bilgiyi bunlar altına depoluyoruz. Örneğin ben şurada drive sistemin altına gelirsem, drive sistemin altında folders var, klasörler. Klasörlere tıkladığımda bu ürünle ilgili klasörleri bunun altında göreceğim. Şu anda klasör olmayan bir şey açmışız ama örneğin brakes açarsak, frenler, burada CAD, change, deviations, documents gibi klasörler var. Bunlar altında mesela dokümanlar, quality dokümanları, aynı Windows'daki klasörleme yapısı gibi işte pipaplar, FMA'lar, kontrol planları gibi şu anda oluşturmuşum. Bu şekilde bir klasör yapısıyla bilgiyi depoluyorsunuz. En son proses FMA'ya girdiğimde mesela bu fren sistemindeki, bu projemdeki diyelim tüm FMA'ları bu klasör altında aslında göreceğim. Genelde Türkiye'de bizim product dediğimiz bu kontekste proje diyorlar. Yani sizin her bir projenizi aslında burada bir product oluşturduk içinde bunun altında veriyi saklayacağız. Buna Winchill'deki veri depolama alanları diyoruz.